Termik santralin 15 Ağustos olan ihale süreci öncesinde kirli enerjiye değil temiz enerjiye yatırım yapılması çağrısını yapan Selim Kurnaz, bizler ihalenin ertelenmesini değil tamamen iptal edilmesini istiyoruz dedi. Eskişehir'e kurulması planlanan kömürlü termik santralle ilgili 23 Nisan'da 3. kez iptal edilerek 15 Ağustos tarihine ertelenen ihale süreci öncesi Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Platform adına açıklama yapan Selim Kurnaz, ihalenin tamamen iptal edilmesini istediklerini belirtti ve temiz enerjiye yatırım yapılması çağrısını yineledi. Çevre ve Mühendisler Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 2017 yılı hava kirliliği raporuna göre ise kıymetli şehrimiz havası en temiz iller arasında yer almıştır. Tüm bunlar düşünüldüğünde kömürlü termik santral gelecekteki yaşam kalitemiz açısından tehlike yaratacaktır. Yetkililere sesleniyoruz. Halk Sağlığı Bilim Dalı Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye Koordinatörü tarafından yapılan kısıtlı araştırmalara göre Türkiye'de termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği en az 3000 kişinin erken ölümüne neden oluyor. Kentimize yapılması planlanan kömürlü termik santralinin 35 yıl çalışacağı hesaplanırsa ne yazık ki 3200 kişinin erken ölümüne sebep olacaktır. Sağlıklı yaşamak anayasal bir hak. Sağlıklı olmanın ilk şartı ise temiz bir çevrede yaşamaktır. Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu olarak yapılacak ihalenin iptal edilmesine istiyor. Kıymetli oğumuzda ve kıymetli şehrimizde kömürlü termik santral istemediğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Öte yandan Eylül ayında kömürlü termik santralle ilgili çalıştay düzenleneceği belirtildi.